Artık F-16 satışı resmen onaylandı ee, ve e, eğer kongreden olumsuz bir e, şey çıkmazsa bile önümüzdeki döneme dair F-16'lar hakkında herhangi bir olumsuzluk yaşanabilir mi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında? Ya şöyle Amerika dedim bir kere durup düşüneceksin yani her an her şeyi yapabilen. F-16'ları Türkiye'de görmeden inanmam mı diyorsunuz? Elime sana? gelmeden inanmam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru tanım o. Çünkü, Çünkü canım, parasını verdiğimiz mala el koydu adam. He? Daha nasıl güvenelim adama? <laughs> Çok açık. Yani yenilmez, sözüne güvenilmez. Ee, bana asla dost olmayacak ve sözde müttefik diyeceğim bir yapıyı konuşuyoruz. Yani ben Amerika'yı e, bütün o filoyu teslim etse dahi bir e, asla dost olarak görmem. Her daim e, bir emniyet payını bırakırım ve ona göre bir siyaset izlerim ki zaten devletimiz de onu yapıyor. E şimdi F-16 konusu e, dediğim gibi bir anda gündeme düştü. Hatta e, Nurman'ın gelişiyle birlikte F-35, işte S-400 o tartışmalar başladı e, ve e, iş belli bir olgunluğa erişti. Evet şu an risk kalktı ama yarın bugün Amerika F-35 konusunda yattığı gibi attığı imzayı inkar edip kardeşim yok öyle bir şey vermiyorum der mi der e, ihtimal dahilinde mi? İhtimal dahilinde Şimdi daha bizi uzun soluklu bir takvim bekliyor. Hani nereli olacak konusunda. O neden de. hani ben böyle her şey bitti güllük gülistanlık davul huzuruna yazılayın e, moduna değilim. Zaten herhalde izleyenler de... E, kimse de, ben, de öyle değil de, herhalde. Kimse de zaten... Herkes çok mod... temkinli yani. Ha, o e, doğru olan da öyle. bu. Hükümet de öyle. Doğru olan da bu. Zaten biz ilk andan beri açıklamaları hep memnuniyet verici diye böyle genel başlıkla e, bir e, tablo oluşturduk ki doğru olanı yaptık. E, şimdi... Düğün değil, bayram değil. f niye geldi diye baktığında... Neden? E, Göksu, 2022 olabilir tarih. Enteresan bir e, mektupla karşılaşmıştık. Gaffar hatırlar diye düşünüyorum. E, dikkatle takip ettiği bir konu. Orada bir mektup senatoya ve Temsilciler Meclisi'ne, hiç gündemde yokken şöyle bir e, madde gördük biz. Türkiye F-16 satışı Amerika'nın menfaati nedir diyor. Hatırlarsınız gafları sürekli. Tabii tabii, tabii. konuştuk He. burada canım. Televizyonlarda birkaç He, yerde. Tartıştık değil. konuştuk. Şimdi durduk yerde. Bir ne anda, alaka? Neden böyle hani bir Ne alaka dedik. Aslında doğru bir cümleydi. Neyin yolunu yapıyorlar acaba? He, doğru bir cümleydi. Bu altında biz hinlik aradık. Dedik ne gelecek bunun peşi sıra. E, şimdi aslında o e, her ne kadar biz bir hinlik arasak da doğru bir tespitti o. Amerika'nın bugün nefantıyı Türkiye satışı menfaati nedir? Para kazanıyorsun. NATO'daki ikinci bana göre bir de. En büyük askeri gücü e, NATO adına güçlendiriyorsun <laughs> ve aynı zamanda da e, Türkiye işte e, daha ileriye ötelememiş oluyorsun. O zamanki şey şöyle çıktı ortaya hocam ben ekleyeyim siz devam edin 2030 yılına kadar imalat hatlarını doldurmak istiyorlar e, ve dolduramadıklarını görünce <laughs> ya Türkiye'ye satalıma gelmişlerdi o zaman. <laughs> Zaten aslında benzer bir e, tablo da var burada yani. F-16 konusu hemen yarın böyle 40 tane anahtar verip hadi verdimse değil. Yani baktılar ki fabrika çok dolmayacak, çalışmayacak. Ya biz bu Türklerle çok şey yapmayalım. Zaten Gafar e, modernizasyon kitleri 79 tane kit gündeme geldiğinde ilk isyan bayrağı açan hani Türkiye'ye karşı Ambargova'ya yaptırma Lakit Martin faaliyet gösterdiği alandaki yerliler oldu, Amerikalılar oldu. Kardeşim biz zaten işsizlikten kırılıyoruz. Bu ciddi bir yatırım. Niye ambargo uyguluyorsun? Ver blok kitleri. Hem de burada işsizliğe çözüm bulmuş ol. Bize, e, hani gelir getiren bir işe tekrar girelim gibi bir hava oluştu. İşte tesislerden biri kapanabilir denildi. Efendim işçi çıkarma gündeme gelebilir denildi. Karalıyoruz küçülüyoruz bu. havası oluşturuldu. Şimdi burada e, Amerika'nın şunu belirtmekte fayda var. Her ne kadar İsveç'e e, bağlansa da bu gelişme. Ben aynı kanaatte değilim. Yani Amerika'nın arka planda işleyen aklında Türkiye ile yakınlaşmak gibi bir devlet politikası olduğunu çok net görüyorsun. Ve hasta bu sırf Amerika'da değil Avrupa Birliği'nde de benzer bir tablon oluşmaya başladığını görebiliyoruz. Şimdi e, İsveç bu konuda bana göre tetikleyici oldu. Evet onu bahane edip süreç bir anda açıldı. Ama zaten evvelinde de Amerika'nın kendi içinde yaşadığı bir tartışma var Göksu. Neydi o tartışma? Amerikalıların en çok dillendirdiği konu şu. Ya adamlar kendi uçaklarını yapıyorlar. Bu konuda çok ciddi bir ivme yakaladılar. Yarın bugün zaten sen istesen de senin kapını gelip çalmayacaklar. Ve bu dediğimiz süreç böyle 50 sene sonra değil. Yani 3-5 sene sonrasını konuşuyoruz. O halde biz neyin savaşını veriyoruz? Niye şimdi durduk yerde Türkiye'yi diğer kuşaklara itekliyoruz? Diğer ülkelere yanaşmasına sebebiyet veriyoruz. Bu güttüğümüz politika politika değil diye kendi içine çok ciddi sorgulamaya gittiler. Aslında Amerika açısından baktığında doğru bir mantık. Yani sen e, S-400'le ben durduk yerde almadım ki. Müttefik diye ortaya çıktın. Öyle diye kendini tanımladın. Ama tabancayı dahi vermedin. Bak bırak e, hani Patriotları. Tabancayı dahi ambarga koydu ki 1 milyon 250 bin dolarlık bir iha, yani bir şeyiz e, konuşuyoruz. Rakamı konuşuyoruz. Dolayısıyla sürekli olarak itekler vermezsen ben de döner Rusya'ya döner Çin'e döner Avrupa'ya. Bundan mı gidelim. korktu Amerika Birleşik Devletleri? Elbette işte şimdi bu korku Amerika'da halen var. Yani Amerika şunu çok iyi görüyor. Türkiye artık eyvallah olmayan, vermediği zaman boynunu büküp gelen bir ülke değil. Vermezsen vermedi Avrupa'dan alırım. Scholz hatırlar mısın? Scholz'u Sayın Erdoğan'la yapmış olduğu o basın açıklamasında Sayın Erdoğan'ın tepkisi hala dillerde. Bana dedi Eurofaed tehdit etmedi dedi. Dünya kamuoyunun önünde Döner gideriz başka yere bakarız dedi. Hint kumaşı değilsin dedi. Şimdi bu mantık Türkiye'de hakim. Dolayısıyla geri adım atacak olan ben değilim, sensin. Ve işte İsveç'i bahane ederek zaten bana göre o mektupta da olan hususları uygulamak üzere bir hazırlık için olan Amerika evet. F-16 konusunu verelim dedi ve verdi. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Rakamları az önce e, test ettim paylaşayım. Hani en çok konuşulan konu bu. Ne zaman? Evet, ne zaman? Şimdi e, 2027-28 konuşulan tarihler. Hı hı. O da niye? Şu an e, Lakit Martin elinde e, almış olduğu siparişler var. Hemen ülkeleri sıralayayım. Bahreyn 16, Slovakya 14, Fas 24, yine e, Tayvan 66 ve Bulgaristan 16 olmak üzere toplam 136 tane e, Lakit Martin'in teslim etmek zorunda kaldığı siparişler var. Bunların da yaklaşık bitiş tarihi 2027'lere denk geliyor. Muhtemelen benim okumam daha hala bir konu yok. Yani tarih veya takvim belirlenmedi yoksa. ama 2027'de Türkiye'ye teslimatın yapılmaya başlanacağı üretimin. Onun da gene bir en az bir 36 ay veya 42 48 ay gibi bir rakama tekabül edeceği 40 tanenin teslim edilmiş olması. O da nereden baksan 3-4 sene yapıyor. Yani 2027 Dört daha koy 2030'lar diye ben şahsen değerlendiriyorum. Peki. Yalnız savunma sanayide de şöyle bir attığımız yaptığım adımlar görüşme. Var. Attığımız adımlar var ama daha diyorlar oturmadık masaya. Hmm. Yetkilerle yaptığım görüşmede. Dolayısıyla şu an Türkiye hani bir mektup tamam sunuldu. Bir sıkıntı yok. Türkiye'ye bir mektup gelmesi lazım. öneriniz kabul edildi. Görüşme için bekliyoruz. Peki. İşte orada bu takvim artı bizim taleplerimiz masaya yatırılacak. Ondan sonra iş netleşecek ama hani 23 milyar dolar ciddi bir rakam. Ben hani burada e, süreç içerisinde değişir değişmez bilmiyorum ama neticede e, bizim kanımızın vaktinden önce yerli motorla birlikte gökyüzüyle buluşacağı kanaatinde. Peki. İşte o süreçte e, dedikleri doğru Amerikalıların yani bir o dönem yerli motorla uçtuğu takdirde zaten gidip bunların kapısını çalmayacağız. Ama işte o tarihlerde çakışıyor. Rakamda bir azalma olur mu veya bir artış olur mu bekleyip göreceğiz ama evet. ben hani sanki bu rakamda da belki talebin altına bir ticaret gerçekleşebilir diye düşünüyorum. yaşanan Sayın Çiftçi sizinle devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile bir barış dönemi mi başlıyor diye soracağım. Artık buzlar eriyor mu Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında? Bu F-16 başlığı üzerinden. Şimdi şöyle... 20. yüzyılda kurulan dünyadaki denge bitti. Soğuk Savaş Sovyetler Birliği, kapitalizm Amerika Birleşik Devletleri, komünizm, kapitalizm. Şimdi bölgesel güç dönemi başladı. Amerika Birleşik Devletleri kendi hesabını yapar. 2000 bu kasımda seçim var. Trump geldiğinde jeopolitik hesaplar ve ülkelere bakışları değişecek Trump hükümetinin. Eğer ölmezse büyük ihtimalle Trump seçilecek görünüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım yoluyla hasımlarla mücadele yasasını Trump çıkarttı. Trump döneminde kongre bunu onayladı. Trump'ın geldiğinde jeopolitikçe bakışı değişip, bugün NATO ülkeleri eğer borcunuzu ödemezseniz sizi Rusya'ya havale ederim anlamında bir açıklaması vardı. Evet bugün New York Times'a e manşet oldu. Evet manşet oldu. Ve Trump yeniden Rusya büyük Amerika atarım. diyor, jeopolitik dizayna bakışı bakışı farklı. Joe Biden'ın farklı. Joe Biden demokratlar küreselce kolektif düşünüyor. Tüm dünya için projeleri var. Trump ben Amerika için, yeniden büyük Amerika diyor. Amerika'nın altyapısını yapacağım. Dolayısıyla Trump şöyle söylemişti. Hava savunma sistemini yani S400'leri bahane ediyor ediyoruz ama ediyorsunuz ama dedi. Vermedik dedi onların ihtiyacı olan zamanda dedi. Yani daha sağlıklı bakış açısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye bakışı bir dizi parametreyle alakalı bir şey. Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulma olması bir artı. Amerika pragmatist bir devlet. Öyle devamlı hasımlık falan yoktur. Her an değişir. İlk Joe Biden geldiğinde a Türkiye'de işte görürsün Erdoğan'a şey vermeyecek. Yok Muhammed Bin yüz vermeyecek deniyordu. Öyle olmadı. Ortaya çıktı. Amerika pragmatisttir. Rusya endeksli Türkiye burada Türkiye'ye yönelik yaptırımlarında Rusya önemli bir faktör. Şimdi Rusya'da S-406 yaptırım yapıyor ya, eğer Rus Ukrayna'da yenilseydi bize ne F-16 verirlerdi? Hiçbir şey vermezler. Tepemize de çökerlerdi. Ama şimdi Rusya'nın yenemeyeceklerini görmeleri nedeniyle Türkiye denge. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir denge. Ve Türkiye'nin başka seçenekleri var. Coşkun Hocam'ın söylediği gibi Çin'den J serisi var, Rusya'dan Su serisi var. Alman uçakları gündemde. E, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın bağımsız bir güç olmasını da istemiyor. Kendine bağımlı kalmasını istiyor. E Türkiye şimdi bu kadar siparişi Almanlarla işbirliğine gitse e, ve Avrupa ordusu kurulmasında Fransızlar ve Almanlar birlikte çabalıyorlar. Kurup kuramayacakları meçhul ama yine bölgenin en büyük ordusu Türkiye'ye gelecekler. Yani Joe Biden'ın bakışıyla Trump'ınki iki zıt bakış olacak. Trump hükümete gelirse eğer Rusya'ya farklı bakacak, Türkiye'ye farklı bakacak, Çin'e farklı. Mücadele yöntemini daha çok yaptırımlara kaydıracak. Trump gümrük meselesine mesela biz F-35'e imza atarken ortada Amerika'nın hasımlarına yaptırım yoluyla diye bir şey var mıydı yasa yoktu. O çıkınca F-35'e verdiğimiz parasını verdiğimizi vermediler. Amerika Birleşik Devletleri bir kılıf uyduruyor, bir kararlar alıyor. Yani şunu hapsettin uygunla bir suç bulun diyor. Peşine mahkum eden bir ülke. Aynı zamanda isterse. Mesela dün Joe Biden hükümeti bir kararname imzaladı. Amerika Birleşik Devletlerinin bir ülkeye silah satarsa ya da verirse. Onun uluslararası hukuka uygun kullanımının uluslararası hukuka uygun olup olmayacağını ülkeler 180 günde rapor edecek diyor. Eğer aktif savaş içerisindeyse bu 45 günde rapor edecek diyor. Joe Biden bunu dün imzaladı. Neyi imzaladı? Seçime gidiyor. İsrail yakacak seçimi e, berbat edecek. Seçim kaybetmesine vesile olacak. Ramazan'da Refah'a saldırmak ne demek? Mısır'ın iç dengesini bozacak. Ürdün'de ayaklanma ihtimali çıkacak. Joe Biden panikledi. Bu yasayı çıkarttı. Uluslararası hukuku uygun kullanıyor mu diye. Şimdi Amerika'nın insan hakları raporlarına göre sürekli olarak kendilerine yonttukları için Türkiye'de Suriye, Türkiye Suriye'de efendim Kürtleri il ilah ediyor. Şey, e, insan haklarını uyguluyor diyor ya. Yarın bir gün bu yasayı bahane ederek de biz F-16 vermiştik ama siz insan haklarına yönelik böyle böyle yapıyorsunuz deyip bir yan çizebilir mi? Çizer. E, 2000 bu, bu şirket ayda dört uçak üretiyor. <laughs> Yüzden fazla sıra bekliyor. 2031. 2031'e kadar Amerika'nın kendi içinde enerjisini yoğunlaşarak harcayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump bu kez hakikaten kazanırsa demokratların bir daha kazanmama ihtimali çok yüksek. Amerika bir şirketlerinde. Bir daha zor. Zor görünüyor. Çünkü demokratlar sürekli göçle bu işi götürüyorlar. Amerika'nın kendi içinde büyük bir kavga olacak. Yani Trump ilk seçildiğinde nasıl ki bir yıl için danışmanları şantaj, monstra mahkemeyle gitti. Bu kez hazırlıklı geliyorlar. Bu tüm dünyayı ilgilendiren, Türkiye'yi de ilgilendiren Trump geldiğinde çok ciddi avantajlar var. Dezavantajlar var bize yaklaşımında, dünya ekonomisine yaklaşımında. Bu süreç gider. F-16'lar alacağımızdan çok emin değilim ben. İhtiyaç da kalmaz zaten o noktaya kadar. Hocam bir de Amerika bölünmezse. Amerika i̇şte Amerika'nın kendi içinde sıkıntılar var. Bakın şu an Avrupa ne yapacağını şaşırıyor. Trump geldiğindeki tavrı belli, Çin'de olan belli, Rusya. Yani yeni işbirlikleri ulaşacak, yeni denklemler ulaşacak. Sürecin sorun Türkiye'nin aleyhine olacağını düşünmüyorum. Yani alabilirsek derken biz vazgeçme ihtimalimiz çok yüksek. İhtiyacımız yok kardeş sağ ol. Hı. Deme ihtimalimiz çok yüksek. O nedenle dedim rakamlar düşebilir. Şimdi evet. demin bir şey söylediniz. Avrupa ve Amerika bize yaklaşıyor mu diye. Bizce politik hesap yapan birinin Türkiye'ye yaklaşmaması imkansız. İmkansız. Çünkü evet. Çinle mücadele edecekse Amerika birleşik devletleri Doğu Türkistan sınırından başlıyor. Türk dünyasının yetkisi Avrupa Birliği'de. Enerji problemini çözecekse Rusya ile barışmadan Türkiye üzerinden geçecek bu hatlar. Yani Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'dı. Yani İsrail enerjisi bile gelip gidip Türkiye üzerinden Irak'tı filan. Ayrıca Çin'den kopmak istemiyor. Yine Almanya'dan bir heyet Çin'e gidecek iş dünyası heyeti. En Avrupa'ya giden kısa yol kalkınma yolu. Irak'tan başlayan, başlayan bizim Ovaköy'e en garantili Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahil olamayacağı yol ayrıca Ortak koridor dediğimiz Çin'in bir kuşak bir yolunun 3. Boğaz Köprüsü'nden geçiyor. Çünkü kavga, e, boğazlar, kanallar üzerine. Çin, Nicaragua'da kanal açmayı planlıyor. Tayland'da kanal açmayı planlıyor. Orada Panama kanalını bypass etmek istiyor. Öbür tarafta Malaka boğazını bypass etmek istiyor. Böylesine bir dünya var. Bu nedenle bir sene bile sürpriz. Ama sürpriz olmayacak bir şeyi söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ilk kere niye kaybediyoruz düşünmeye başlayacağı zaman şöyle kaybediyoruz diyecek. Orada koskoca Türk dünyası dururken Amerika'nın milli menfaatlerini öteleyen bir ekip gidiyor PKK terör örgütüne destek görüyor. Orta Doğu'da tüm İslam dünyasına yönelik, 1 2 milyar İslam dünyasına yönelik karşısına alıp sorgusuz sualsiz silah veriyoruz. Yani göz yumuyoruz vahşete falan diye. Bu sorgulamalar başlayacak. Ne zaman başlayacak? Başladı süreç. Bu daha da artacak. Ee, ekonomik büyük medyalarda Amerika'nın enflasyon verilerine bakarak ekonomi toparlanmasına bakarak büyük medyaya göre her şey yolunda görünüyor. Ama Amerika'nın daha bir alt medyasına baktığım geçim şartları zorlaşıyor giderekten. Batı insanı bizim gibi değil. Batı insanının kredi kartı var. Devlet yardımları var. O var. Bu var. Avrupa'da. Amerika birleşik devletlerinde öyle devlet yardımı diye bir şey de yok. Şartlar Batı için zorlaşacak. Afrika'dan geriye doğru çekilen bir Fransa Amerika ile e, Avrupa arasında kavga Amerika'nın Çin'e yaptırımı. Dolayısıyla Türkiye yapmış olduğu hamlelerle hem diplomasi açıdan hem savunma sanayinde ortaklık açısından hem Afro Avrasya nüfuz açısından önemli bir ülke. Bizim dış politikada yapıcıları bunu gayet iyi görüyor. Sakin gidiyor, süreç yönetiyor. Amerika bir eninde sonunda F-35'leri ne olur alın diye bize gelecek. Hmm. Bırakın F-16'yı. Ama ben Türkiye'nin alacağını zannetmiyorum. Niye onu da söyleyeyim. 21. İhtiyacımız mı kalmayacak Hem ihtiyacımız yani kalmayacak yapıyoruz. hem de 21. yüzyılda şu an siyaset yapanlar dijital dünyanın ne olduğunu bilmiyor. Savunma sanayi daima uzaktan arkadan açık kapı vardır. F-16'ları kaldırdı bombalamak için diyelim ki düşmana gittiniz. ya e, alakası bir şekilde Afrika'da bulabilirsiniz kendini. Uzaktan müdahale daima mümkün dijital dünyada internete bağlı olan nesnelerin interneti her şey kontrol edilebilir. Bu nedenle savunma sanayine bakışı değişiyor Türkiye'nin. Son dönemde yetkililerin açıklamalarına baktığımızda birinci derecede güvenlik önemli. Bu nedenle yerli, milli bizim kontrolümüzde olması lazım. Hem siyahların hem uçakların Amerika Birleşik Devletleri'nin bize yaptığını biz şimdi onlara yapıyor. Hay hay tamam ne ilişkiyi keselim? Niye düşman olalım? Niye restleşelim? Türkiye'nin batıyla ciddi milli menfaatleri var. İhracatı Avrupa Birliği'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne her anda ilişkimiz var. E, Rusya'da var. Amerika Birleşik Devletleri yüzden fazla ülkeye silah satıyor. Sen diktatörsün, sen emirsin, şen şah, şeysin diyor mu? Hayır, Pakistan'da seçim var. Avrupa Birliği'ni, Avrupa ülkeleri kınadı. Seçimin gidişatıyla ilgili uygulamaları. Amerika Birleşik Devletleri kıramadı. Hani demokrasi düşkünüsün? Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı şey dünya jeopolitikasındaki öne çıkan, zayıflayan güçleri her an yeniden değiştirecek. İsrail'in ideolojik, e, dini ve finans baskısı altından çıkacak bir Amerika'yı görüyorum ben. Bu tartışmalar yoğun şekilde yaşanacak. Bu durumda Amerika kendi milli menfaatlerine bakacak. Baktığında ilk geleceği Türklerdir. Başka şansı yok. Yani eğer Amerika'nın milli menfaatlerini düşünüyorlarsa. Avrupa'da da öyle. Şu an kalkınma yolu projesine 300 milyar euro Türkistan dediğimiz Orta Asya coğrafyasına yatırım yapma kararı alıyorlar. Almanya'nın Avrupa'da hasta adam diye ilan ediliyor. Avrupa'da İngilizler tarafından, kendileri tarafından. Çünkü 20. yüzyıl sanayi devrimine evet. uygun bir konseptti. Ama 21. yüzyılda dijital dünya uyum sağlayamıyorlar. Peki. Rusya'yla Çin Çin'le kapışıyorlar. Bu nedenle e, önümüzdeki dönem eğer süreç iyi yönetilirse Türk yüzyılı gerçek anlamda olacağı bir dönem. Olacak diyorsunuz. Evet. Peki. Sayın Şahin e, ne oluyor sizce? Amerika Birleşik Devletleri ile artık e, aramızdaki güçler e, tam anlamıyla barış yönüne mi çevriliyor? Şimdi bunu söylemek mümkün değil. Ee, dönem dönem dış politika değişkendir. Hele de bizim bulunduğumuz bölgede. Dönem dönem burada Amerika'nın çıkarlarıyla sizin çıkarlarınız çatışır ve ortaya böyle sonuçlar çıkar. Biz mesela onlarla bu F-35, F-16 krizini niye yaşadık? Çünkü bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Ee, ancak Amerika NATO müttefiki olmamıza rağmen bize hava savunma sistemini vermedi. Tersine Suriye karıştıktan sonra... Bizde konuşlu olan NATO'ya ait ülkelerin e, hava savunma sistemleri dahi e, kaldırıldı ve götürüldü. Bunun üzerine Türkiye e, hava savunma sistemini Rusya'dan temin etti. S400'leri aldı. Sonra bizim F35'lerden dışlanma sürecimiz başladı ve bugüne kadar geldik. Şimdi bizde iç kamuoyunda e, çok uzun yıllara dayanan e, tırnak içerisinde e, merkez medyanın topluma adeta zerk ettiği bir e, aşağılık kompleksi e, faaliyeti var. Yani şunu şunu kastetmeye çalışıyorum. E, Amerika ne derse o olur. Amerika'nın sağ solu belli olmaz. Hı hı. Amerika bizi sevmiyor. İşte Amerika bizi dışladı. Ya Amerika bunları yapabilir. Önemli olan senin tarihin bu döneminde gücün ölçüsünde ona verdiğin karşılıktır. Bakın bugün bu F-16 meselesini öyle bir anlatıyorlar ki ya sanki efendim bizi dışlamışlar da biz şimdi F16 almaya mecbur kalmışız da tersine tersine F16'ları bize vermeye mecbur kalan onlar oldu. Ve az önce galiba Abdullah Çiftçi söyledi. F35'leri vermeye de mecbur kalacaklar ama biz alacak mıyız, almayacak mıyız? Orası belli değil. Ya Türkiye bu süreci buraya getirirken herkesin atladığı şey şu. Biz bir NATO üyesi olarak NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin can düşmanı olan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldık. Bu öylesine büyük bir kırılma ki Amerika açısından ve NATO açısından. E, NATO'daki en büyük orduya sahip müttefikleri Ruslardan hava savunma sistemi almış ve sana bir takım yaptırımlar uygulamışlar. Askeri yaptırımlar uygulamışlar, ekonomik yaptırımlar uygulamaya çalışmışlar. Terör örgütleriyle iş tutmuşlar. Seni sırf bundan vazgeçirmek için ve günün sonunda sana istediğin f 16ları altları vermişler. Şimdi şöyle kıyaslar yapılıyor. Efendim F35'i alamadıktan sonra diye başlayan kıyaslamalar yapılıyor. Ee, Göksu aslında biz bu F16'larla ilgili de tıpkı F35 sürecinde olduğu gibi üretim yapan bir ülkeiz. Ta 1984'te Tayi kurmuşuz Amerikalılarla. Sonradan TUSAŞ bu Tayi de F16'ların hem bir bölümü yapılıyor hem modernizasyonları gerçekleştiriliyor. Türkiye hala Mısır'a, Ürdün'e, başka Pakistan'a satılan F16'ların üretildiği ülkelerden bir tanesi. Şimdi biz bizde 270 tane F16 var. Amerika ve İsrail'den sonra en çok F16 olan ülke biziz. Ta 30 yaşın üzerinde F16'lar da var. 2012'ye kadar aldıklarımız da var. 10 yaşında olan F16'lar da var. Şimdi bu F35'ler, F16'lar 4. <laughs> nesil savaş uçağı, F35'ler 5. nesil. Ama 5. nesil savaş uçağına yani F-35'lere en yakın olan uçak da, Amerika'nın elinde olan uçak da bu Blok 70'ler. Şimdi Blok 70'ler bir nevi 5. nesil savaş uçağı. Efendim F-35 sadece işte görünmez, görünmezlik özelliği var. Ve bizim TCG Anadolu gibi SİHA gemisi özelliği taşıyan gemilerde konuşlandırılabiliyor. Bunun dışındaki bütün özellikleri bu Blok 70'lerle aynı. Şimdi siz F-16'ya sahip oluyorsunuz. Beşinci nesile en yakın savaş uçağına sahip oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi 79 tane de modernizasyon kiti alıyorsunuz. Diğer uçaklarınızın modernizasyonunu da yapacaksınız buna paralel olarak. Ve bunu kim yapacak biliyor musun? Bunu bizim uzmanlarımız yapacak. Çünkü bizim bu F-16'ların modernizasyonu konusunda yetişmiş insan gücümüz, bilgi birikimimiz ve teknolojimiz var. Evet. Dolayısıyla Amerika ile bir uzun gerilim sürecinin ardından... Onları istediğimiz noktaya getirdik ve F-16'ları vermeye mecbur bıraktık. Bundan sonraki süreçte de bak bizi F-35'e de çağıracaklar, çağırmak zorundalar. Ama tabii bizim kanımız geliyor. Eğer onu alır mıyız, almaz mıyız Göreceğiz. o e, henüz e, belli değil. Ha şunlar söylenebilir. Efendim 1.4 milyar dolarımız onlarda kaldı. Son 3 O da bu 23 milyar dolarlık satışta. 23 milyar dolarlık satışta o da ona mahsup edilecektir. Oradan düşecektir. Büyük devletlerle ilişkilerin böyle çalkantılı dönemleri olur. Burada meseleye sadece Amerika bize şunu yaptı değil. Türkiye Amerika'ya ne yaptı da onu bu çizgiye getirdi perspektifinden de bakmak lazım. Peki. Türkiye Amerika'ya ne yaptı da Amerika Birleşik Devletleri şimdi F16'yı imzalamak zorunda kaldı? Amerika 10 100 yılı 1. Dünya Savaşı ile beraber başladı. Ve 2. Dünya Savaşı'nda zirveye ulaştı. Şimdi bitiyor. Amerikan yüzyılı sona eriyor. Tüm dünya bunu görüyor. Amerikan yüzyılının sona erdiğini görüyoruz ama sorumuz şu. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak mı olmayacak mı? Asıl kritik soru bu. Şimdi Amerika'da kendi yüzyılının sona erdiğini gördüğüne göre yeni ittifaklar ya da eski ittifakları revizyonuna gitmek zorunda. Ben Amerika'nın yönelimlerinin çok hayır hah bir noktaya geleceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemde belki biz Amerika'nın savaş suçları mahkemesinde yargılandığını göreceğiz. Çünkü Gazze'deki soykırımın ortağıdır. Silah satıyor oraya, bebekler öldürülüyor. Türkiye'nin burada milli menfaatine göre bir çizgi çizmesi hakkıdır ve doğru olanı da yapar. Fakat şuna çok dikkat etmek lazım. Hep alternatiflerimiz var onları da kullandık ya dikkatli olunması gereken nokta. Amerika artık yenilen taraf. Yani avantajlı olan biziz. Türkiye Amerika karşısında avantajlı. Pozisyon itibariyle avantajlı, tarihsel olarak avantajlı ve tıpkı Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yığınağına benzer bir yığınak oluşturuyor. Amerika'da muazzam bir sanayi yığınağı oluşmuştu ve o Birinci Dünya Savaşı ile beraber Amerikan yüzyılını açtı. Evet. Önümüzdeki dönemde Türk yüzyılını açabilir. Madem avantajlıyız o zaman biz şunu düşünmeliyiz. Yenilen tarafla ne kadar yakın olacağız? Yani Amerika bize mecbur ben ona eminim. Peki Sadece biz şuna karar vermeliyiz. Amerika ile ne kadar yan yana duralım ne kadar mesafe koyalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma Sayın Yakınca, Sayın Çiftçi, Sayın Başbuğ ve Ankara'dan Sayın Şahin'e. Ve siz değerli izleyicilerimize efendim güzel bir hafta geçirmenizi ümidiyle. Hoşçakalın.